Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Stüdyo Londra'yla devam ediyoruz efendim. Mehmet Öççü ise her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de bizleri kırmadı. Bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Evet, şimdi maalesef sizinle üzücü bir olayla başlayacağız. Her ne kadar gelişmiş ülke, Avrupa hakları, Avrupa insan haklarının ortasında desek de bazen bazı şeyler gerçekten şaşırtmıyor değil. Bunlardan biri de en medeni şehirlerden birinde gerçekleşti diye duyumlar aldık ama siz çok daha yakın takip ediyorsunuz. Özellikle bu Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen bir saldırı var. Zanlı'nın ifadeleri ise gerçekten tüyler ürpertecek nitelikte. Hala nefret ve kinin bu kadar dil, din, ırk tarafında ve böyle bir şehirde yapılması akıl tutulması gibi geliyor ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz, neler oldu, nasıl başladı ve buna müdahale, bunun yaptırımları nasıl Fransa'da? Şimdi Fransa'da bu tür olaylar ilk defa yaşanmıyor. Biliyorsunuz çok sık yaşadık. Hem IŞİD saldırılarında yaşadık. Hem bu bir mizah dergisinde basılmasında yaşadık. Evet. Nice'de yaşandı. Ve bu patlama Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ndeki patlamada şaşırtıcı değildi. Başlangıçta bütün dikkatler Türkiye'ye döndü. Acaba bu Türkiye gizli servisinin gerçekleştirdiği bir saldırı mıydı diye. Çünkü bu kültür merkezinin Paris'teki gayri resmi PKK merkezi olduğu da söyleniyor. Ama arkasından bu Fransız çıkınca 69 yaşında akli dengesi biraz bozuk. Daha önce yukarıdaki bir Türklerin yaşadığı kuzeydeki bir semtte yapmayı düşündüğünü ama daha sonra Ahmet Kaya merkezine dikkatini çevirdiğini söyledi. Yalnız ben bugün Fransız basınını izledim biraz, inceledim ne diyorlar acaba diye. Bir ara galiba gözaltıyı kaldırmışlar bu şahısla ilgili. Sonra tepki gelince tekrar gözaltına almışlar. Liberasyon gazetesi solcu bilinir. Orada da bunun arkasında hala Türk gölgesi var mı gibi varsayımları hala işletiyorlar. Türkiye'ye karşı çok yakın bir sevginin, sempatinin Fransa'da özellikle Cumhurbaşkanlığı makamında olmadığını söyleyebiliriz. Emmanuel Macron'la bizim Cumhurbaşkanı arasındaki kimya da bir türlü tutmadı. Bunun etkisini bir şekilde görüyoruz. Türkiye'ye karşı bir ön yargı var ülkede. Böyle bir olayda bile bir Fransızın tutuklanmasına ırkçı gerekçelerle, motiflerle saldırdığını belirtmesine rağmen hala bunun gölgesinde Türkiye'yi aramadığı son derece şaşırtıcı. Ama daha da şaşırtıcı olan tabii ki özellikle Fransa açısından Kürtlerin hamiliğini yapan bir ülke uzun yıllardır. Ben orada yaşarken de yakından bunu gözledim. Daniel Mitterrand'la başlayıp daha sonrasına da akan. Böyle bir ülkede PKK yanlılarının, gençlerin sokaklara dökülüp dükkanları yağmalamaları, araçları ateşe vermeleri bu aslında Fransızları bile şaşırttı. Dolayısıyla benim tahminim bu olaydan sonra artık biraz Kürtlere, özellikle de PKK'ya dönük Fransız yaklaşımında belki bir değişim olabileceği. Çünkü hatırlarsanız Orly Havaalanı'nda Ermeni teröristlerin, Atala teröristlerinin koyduğu patlama sonucunda Türklerin yanı sıra Fransız ve başka uluslararası yolcuların da hayatını kaybetmesi neticesinde Atala'ya karşı çok ciddi bir tedbir almak zorunda kalmıştı Fransız hükümeti. Acaba diyorum bu saldırıların ortasında ve sonrasında artık Fransız kamuoyunun ve hükümetinin de gizli servislerinde PKK ile oynaşmanın, anlaşmalar yapmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini görebildiler mi diye de soruyorum kendime. Ama hala Fransa'da tartışma devam ediyor. Bu konuda zorlayarak bunun arkasında acaba Türk gizli servislerinin gölgesi var mı yok mu diye konuşuluyor. En azından basından izlediğim kadarıyla. Evet, aslında dediğiniz gibi şimdi Türkiye hangi tarafta olması gerekir? Yani böyle bir şeyde nasıl bir müdahale olabilir ki Fransa Paris'te? Ama bunlar da hepsi birer senaryo diyebiliriz yani. Hepsi bir olma ihtimali olabilir. Diplomasi tarafında dediğiniz gibi siz hatta çok değerlendirmiştiniz Fransa ve Türkiye arasındaki diplomasi ne kadar gergin olduğunu.
Onun da yansımaları maalesef böyle kötü dönemlerde de çıkıyor ortaya. Peki efendim, Yunanistan'a gideceğiz. Başka bir diplomaside sıkıntı yaşadığımız ve sürekli ara ara Ege Denizi'nde suları kaynatan bir durum. Diyor ki Yunanistan yetkilileri Mart'tan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 milimetre çıkarma kararı almaya hazırlanıyor. Bu bizim için çok önemli. Zaten yaklaşık 1,5-2 yıldır bu Ege Denizi'nde bununla ilgili birçok konu gidip geliyor. Biz vazgeçmiyoruz. Yunanistan başka bir noktadan bakıyor olaya. Nasıl sizce, son durumlar nedir? Neyi işaret ediyor 2023 yılında? Şimdi efendim, biliyorsunuz Ege'de karasularının 12 mile çıkartılması, 12 deniz miline çıkartılması Türkiye açısından Latince tabiriyle casus bellidir. Yani savaş sebebidir. Evet. Çok net bir şekilde Türkiye'de partiler üstü bir şekilde meclis tarafından ortaya konulmuş bir iradedir. Yunanların da bunu çok ciddiye aldıklarından eminim. Şimdi Yunanistan'ın ilan etmeye hazırlandığı, bu konuda Mitsotakis hükümeti bir karar aldı. Bu masada çekmecede duran bir satranç hamlelerinden bir tanesiydi. Bunu masa üstüne çıkarttılar ve hükümet de bunu onayladı. Mart'tan itibaren de yürürlüğe koyacağını söylüyor. Bu Ege'de değil tabii. Daha çok Ege'nin sınırın nereden bittiğini, Akdeniz'in nerede başladığını da söylemek güç ama Girit Adası'nın güneyi ve batısı için alınmış bir önlem. Bu daha çok Libya'yı etkiliyor olumsuz şekilde. Türkiye ile Libya'nın imzalamış oldukları anlaşmayı hatırlıyorsunuz. Evet. Deniz sınırları konusunda. Ve Libya Başbakanı da nitekim Yunanistan bu kararı açıklar açıklamaz bu anlaşma gereğince Türkiye'nin de garantisi olduğunu, dolayısıyla Yunanistan'ın böyle bir adım atamayacağını söyledi. Bunun bir adım gerisine çekilirsek yine bu ay içerisinde Mısır tek taraflı olarak münhasır ekonomik bölge ilan etti. Ve Libya ile sınırında tek taraflı olarak deniz sınırını belirlemiş oldu. Buna da Libya hükümeti büyük tepki gösterdi. Ardından Yunanistan İyon Denizi'nde 12 mil ilan etti. Bu İtalya ile bir anlaşma yapılmıştı bu konuda zaten. Bir sorun yoktu. Sorun oradan Arnavutluk'la yaşanacak galiba. Arnavutluk'la istişarede bulunmadan 12 deniz miline çıkarttı. Benim gördüğüm şudur. Yunanistan 12 deniz mili ne kara sularını çıkartma hamlesini bizim diplomaside salami taktik dediğimiz parça parça salami incelediler gibi uygulamaya çalışıyor. Önce İyon Denizi'nde bunu kabul ettirecek ki İtalya'nın buna bir itirazı yok gördüğüm kadarıyla. Evet. Daha sonra Libya ile bu işi Libya'nın en zayıf bir tarihinin en zayıf döneminde olduğu bir dönemde yapmaya çalışıyor ve Türkiye ile de anlaşması var. Şu anda Türkiye'nin itiraz etmeyeceğini düşünüyor çünkü Girit'in batısı ve güneyini ilgilendiren bir konu. Türkiye ile uyuşmazlık sağlığının dışında kalıyor. Ama bu adım adım yaklaşıp daha sonra uygun gördüğü bir zamanlamayla Türkiye'nin zayıf olacağını ve karşılık veremeyeceğini düşündüğü bir zamanda Ege'de de gerçekleştirmesi herhalde mantık dışı olmaz. Bu da Yunanistan'ın niyetini gösteriyor. Ege'deki sorunlar zaten dondurulmuştu yıllar önce çözülemediği için. Yeni yeni ihtilaflar çıkmaya başlıyor. Bir de unutmayın, Girit'in hemen açıklarında yakında ExxonMobil Amerikan şirketi iki sahada arama çalışmalarına başlayacak. Bu arada Kıbrıs'ta yine Güney Kıbrıs'ta Yana ile Total'in İtalyan ve Fransız şirketlerinin yeni arama çabalarına başladığı görüldü. Yani sular ısınıyor yeniden. Yunanistan'da da biliyorsunuz yazın seçim var. Bu seçim öncesinde Mitsotakis bu alanlarda başarı sağladığını göstererek gitmek istiyor. Evet. Peki efendim. Tehlikeli bir gidiş. Tabii, buyurun. Buyurun Mehmet Bey. Çok tehlikeli bir gidiş bu. Kesinlikle. Yani 2023'e böyle bir bizim de kesinlikle taviz vermediğimiz hem duruş hem açıklamalar hem de yapılanlarla birlikte taviz verilmeyen bir nokta olunca uzlaşmak biraz sanki böyle bir zor süreç bizi bekliyor gibi gösteriyor. Peki ben Türkiye'nin başka bir diplomasi tarafına bakmak istiyorum. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Şura Meclis Başkanı Türkiye'ye geldi Sayın Şentop'un davetlisi olarak. Sonrasında Sayın Erdoğan'la bir görüşmesi oldu. Çok önemli açıklamalar yaptı. Şimdi Suudi Arabistan dünya için de önemli bir topluluk. Yatırımları çok konuşulur.
buradaki işbirlikleri çok konuşulur. Türkiye'de de keza aynı şekilde son zamanlarda Suudi Arabistan'la ilgili zaten birçok gelişmeleri siz değerlendirmiştiniz bizim ekranımızdan. O yüzden bu konuyu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Sayın Şentop'un davetlisi olarak gelmesi, Sayın Erdoğan'la birlikte yapmış olduğu açıklamalar, Suudi Arabistan'da nasıl bir 2023 yılı bizi bekler sizce? Evet, Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmeye devam ettiğini bir işareti bu ziyarette. Sadece siyasi düzeyde, askeri, ticari düzeyde değil, iki ülkenin yasama organları arasında da bu işbirliğinin pekiştirerek devam ettiğinin bir işareti. Suudi Arabistan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da girişimi ve arkasından yapılan bir dizi hem perde arkası hem perde önündeki müzakereler neticesinde Türkiye'li ilişkileri hızla geliştirme yönünde karar aldı. Aynı kararı bundan birkaç hafta önce ziyaret ettiğim Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gördüm. Evet. Türkiye konusunda tamamen oldukça yumuşak bir yaklaşım sergiliyorlar geçmişe kıyasla. Ama tabii ki bunu hemen unutmak mümkün değil. Geçmişte çok acı ve iki tarafı da rahatsız eden gelişmeler yaşandı. Bunun tamamen tamir edilmesi zaman alacaktır. Ama öyle görünüyor ki taraflar bu konuda mutabıklar. Ve Suudi Arabistan'la Türkiye arasında aslında DEİK'in düzenlediği bir yatırım toplantısı da vardı. O toplantıda Suudi Yatırım Bakanı net bir şekilde bütün dünyada 7.7 trilyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye gönderme kararı aldıklarını, Türkiye'nin de özellikle altyapıda, savunma sanayinde, ilaç sanayinde, sağlık konularında, turizmde bundan payını alacağını söyledi. Türkiye'ye batılı sermayenin girmediği bir dönemde Suudi Arabistan'dan gelen bu mesaj oldukça tabii ki etkili. Bir de biliyorsunuz 5 milyar dolar civarında Merkez Bankası'na Suudi sermayesinin mevduat olarak konulacağı haberi var. Bu da herhalde önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Bu tabii giren net bir kaynak değildir. Mevduat çok farklı. Swap'ten daha farklı. İstediğiniz zaman bu parayı koyduğunuz gibi çekersiniz ise riski gördüğünüz zaman. Yani Merkez Bankası'nın parası sayılmaz bu ama hiç olmazsa bilançoyu daha dolgun gösteren nispeten bir şeydir, adımdır. Siyasi alanda da hem Suriye konusu, hem Irak konusu, hem Doğu Akdeniz konusu, hem de Körfez'de özellikle Türkiye'nin aktif olduğu Katar'la birlikte Afrika'da ve Körfez'deki girişimlerde de Suudi Arabistan'la Türkiye'nin beraber hareket edebileceğinin işaretlerini veriyor. Ama bu bugünden yerli olmayacaktır. İki taraf da birbirini ölçüp tartacaktır. Ama şunu da görüyorum ki sanırım seçimler öncesinde Suudi Arabistan Sayın Erdoğan'ın arkasında durduğunda bu şekilde göstermiş oluyor. Evet. Peki hemen gideceğim ben Rusya'ya. Rusya şimdi bazı noktalarda Türkiye'yi hap yapmada ısrarlı ve kararlı görünüyor. Gazprom doğalgaz merkezi içinde Türkiye'deki yetkililerle görüşmeye başladığı haberi var. Türkiye burada gerçekten çok önemli bir konum elde edecek ve özellikle ticari partnerimiz, güçlü partnerimiz Avrupa'ya karşı. O yüzden size sormak isteriz. Nedir sizce? Daha önce konuştuk bu konuyu biliyorsunuz. Biraz netameli bir konu bu. Putin sıkıştı tabii Avrupa'da. Kuzey akım yaklaşık 110 milyar metreküplük, kuzey akım 1-2 kapasite olarak 110 milyar metreküplük bir doğal gaz taşıma kapasitesine sahipti. Bu ikisi de devre dışı çıktı şimdi. Ukrayna'dan çok kısıtlı bir miktar geliyor. Dolayısıyla Putin harıl harıl yeni kaynaklar arıyor. Daha doğrusu pazar alıyor. Dikkat ederseniz bu yılki rakamlarda Gazprom'dan en son aldığımız bilgiye göre yıllık üretim, doğalgaz üretimi %12, ihracat ise %25 azaldı. Dolayısıyla Rusya'nın bu konuda çok ciddi sıkıntısı var. Çin'e satabileceği miktar 16 milyar metreküpü geçmiyor. Onun için şu anda dünyada en fazla Rus gazını alan ülke Türkiye. 60 milyar metreküplük kendi iç pazarı var ama kendi üzerinden de başka ülkeler özellikle batıya gönderebilir. Putin'in ortaya atmış olduğu bu şey bence somut bir öneri değil. İncelemeye çalıştım ben. Orada somut bir öneri gözükmüyor. Sadece bir fikir var. Bu fikir de uzun zamandır konuşuluyor. Türkiye de çok istiyor zaten hub olmayı. Tabii. Ama sadece Rus gazının değil, aynı zamanda Irak gazının, İran gazının, Azeri gazının, Türkmen gazının Türkiye'den geçmesi, Doğu Akdeniz gazında Türkiye'den geçip Avrupa'ya gitmesini istiyoruz. Onun için şu dönemde siyasi olarak Rus gazını Avrupa'nın zaten kabul etmeye hazır olmadığını biliyoruz. Olsaydı zaten Ukrayna ve Kuzey Akdeniz üzerinden alırdı. Evet. Onun için
Bugünün konusu değil bu bence. Belki Türk Akım Trakya yayınlıyor biliyorsunuz. Oradan Bulgaristan üzerinden Sırbistan ve Macaristan'a gidiyor. O hattında Balkan Stream diyoruz ona. Kapasitesi 18-20 milyar metreküp civarında. Sadece belki oraya bir miktar gaz daha fazla gönderilebilir. Türkiye'de daha fazla LNG aldığı için özellikle de ABD'den Türkiye'ye çok fazla LNG alıyor son zamanlarda ve hatta Cezayir'i de tahtına indirdi. Şu anda LNG'de Amerika 1 numara Türkiye'ye satışta. Dolayısıyla belki kendi gazında bir kısmı oraya gönderebilir. Ama bu geleceğin konusu bence. Bu siyasi ihtilaflar Ukrayna'da çözüldükten sonra Rusya tekrar geri dönerse eğer küresel ve Avrupa enerji sistemine, o zaman Putin'in yapmış olduğu bu öneri bizim için cazip olacaktır. Onun için masada tutmakta fayda var. Zaten bir çalışma grubu var biliyorsunuz. O çalışma grubunda konuşuluyor. Teknik ve kaynak bakımından feasible olsa da bunun siyasi olarak şu anda feasible olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Peki, şöyle birazdan da bir kabine toplantısı sonrası açıklamalar da gelebilir. O yüzden size de sormak istiyorum. Yine doğalgaz işin içinde EYT konuşuluyor, doğalgaz konuşuluyor. Bu seferki kabine toplantısı hem yıl son kabine toplantısı hem de hafta sonu Cumhurbaşkanımız dedi ki müjdeli bir haber vereceğim. Yine enerji tarafıyla ilgili beklentiler. Sizden de alalım mı? Nasıl bir değerlendirme içine girdiniz? Bu son kabine toplantısından neler bekliyorsunuz? Buyurun. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman müjdeli haberim var derse arkasından doğalgaz çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu defa da kabineden EYT kararı da çıkmış olsa da esas müjdeli haberin büyük ölçüde doğalgaz konusunda olduğunu tahmin ediyorum. Yalnız burada yeni bir haber ne olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü hep müjdeli haberlerde biliyorsunuz doğalgaz bulunan rezervlerin, Karadeniz'deki bulunan rezervlerin yukarıya doğru çekilmesi konuşuldu. Yani 540 milyar metreküp'e kadar çıktık şimdi. Evet. Acaba bunun ötesine mi gidecek? Bu çok müjde sayılacak bir haber sayılmaz. Çünkü artık bu teknik bir konu. Yapılan sismik çalışmalar, arama çalışma neticesinde belki bilinenin ötesinde biraz daha çıkabilir. Belki Karadeniz'in doğusunda yeni bir sahada bulunmuş olabilir. Şu anda bizim bildiğimiz Sakarya sahasından ilk gaz akmaya başlayacak. Pilyos'a gelecek Mart'tan itibaren. Ve iddialı bir hedef var. O da Karadeniz'deki toplam gaz üretiminin yaklaşık Türkiye'nin %30 doğal gaz ihtiyacını sağlaması. Düşünürseniz eğer 60 milyar metreküplük tüketimi olan Türkiye'de bu 18 milyar metreküp anlamına gelir ki bu bence öyle kolay kolay sağlanabilecek bir akış değil. Ama eminim Mart'ta önemli miktarlarda olmasa da ilk gaz akmaya başlayacaktır. Ondan sonrası için de büyük yatırım gerekecek tabii. Kolay değil bu yatırımlar. İnsanlarda bir de beklenti var. Yani sanki Karadeniz'de doğalgaz bulunursa doğalgaz faturaları da ucuzlayacak diye. Daha geçen gün açıklandı biliyorsunuz. EPDK %85 zam yaptı. Doğalgaz hizmetlerine, doğalgazın kendisine değil ama hizmetlerine. Doğalgazla elektriğe bir süre yapılmayacağı söyleniyor. Bu da sübvansiyonlarla ancak mümkün. Şayet Karadeniz'den gelecek doğalgaz ucuza verilecekse eğer evlere ya da iş yerlerine, elektrik santrallarına, burada galiba önemli bir miktarda siyasi bir kararla sübvansiyon sağlanması söz konusu olacak. Çünkü bu gazın üretilmesi çok maliyeti yüksek bir işlem, operasyon. Onun için çok önemli Türkiye için. Her damla gaza ihtiyacımız var. %98 dışarıya bağımlı olduğumuz bir dönemde. Ve aslında beklenenin çok ötesinde hızla Pilyos'taki ve Sakarya'daki çalışmaların tamamlanıyor olması sevindirici. Ama abartılı haberlerde çok fazla iltifat etmemek lazım. Ne abartalım ne de küçümseyelim. Bu önemli bir gelişmedir. Ama yeni müjde bu mudur değil midir? Başka bir şey mi var? Biliyorsunuz bir de Gabar'da petrol bulunmuştu. Rezervler 150 milyon varil olarak açıklandı. Şu andaki 5 bin varillik üretiminin daha fazlası tabii önümüzdeki dönemde çıkartılacak. Ama düşünürseniz Türkiye'nin günlük tüketiminin 850 bin varil olduğunu ve ihtiyacımızın %93'ünü ithal ettiğimizi, tabii bu rakamlar hala son derece mütevazi boyutlarda kalıyor ama önemli değil. Her varil ve her molekül gaz bence son derece önemli. Ve Türkiye bu alanda hem Kilyos'taki depolama tesisleri, hem Saros'taki yeni LNG tesisi, bir sürü proje aynı anda birbiri ardına gerçekleşiyor. Evet. Bundan sadece memnuniyet duymak lazım. Çok çok doğru söylediniz. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Hem değerli katılımlarınız, değerli analizlerinizi bizlere aktardınız. Sağ olun. Şimdiden de çok güzel bir yıl diliyorum size. Size de efendim.
Size de iyi yıllar diliyorum. Teşekkürler. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Sağ olun, iyi günler. Evet, Mehmet Öğütçü'yü uğurladık. Stüdyo Londra'nın da bugün sonuna geldik. Yarın 16.30 gün sonu tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.